Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İnne lillahi, Allahu Teala ve Tebareke Hazretlerinin melaiketen bir takım melekleri vardır. Yemşûne me'al cenaze. Cenaze ile beraber yürürler. Biliyorsunuz herkesin bir eceli var. Bu ecelini tamamlıyor. Bu sürede de işte yaptıklarından sorulacak. Ondan sonra ebedi alem, ahiret alemine göçecek herkes. Ondan sonra Müslümansa yıkıyoruz. Cenaze namazını kılıyoruz. Cenaze namazı cenaze önde olmazsa kılınmaz. Şimdi söylüyorum. Ben Hanefi fıkhına göre konuşuyorum. Ötekilere karışmıyorum. Cenaze önde olmadığı sürece cenaze namazı kılınmaz. Gıyapta cenaze namazı olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi'nin cenaze namazı kılmış diyorlar. Evet biliyoruz. Kıldı. Keza Muaviye İbn-i Müzeni diye bir sahabi var. Tebük seferi sırasında o da vefat etmiş. Onun cenaze namazını da yolda kılmış sefer sırasında. Ancak diyor ki sahabiler, Cebrail aleyhisselam hem Necaşi'nin hem de o Muaviye Müzeni'nin cenazesini Resulullah'ın önüne koydular. Öyle kıldı. Evet, zaten gıyapta cenaze namazı kılınmaz diyen ben değilim. İmam-ı Azam ve Ebu Hanife söylüyor. Onun da gerekçeleri var. Gerekçelerini de fıkıh kitaplarında zaten söylüyor. İşte bu cenaze o tapudun içindeki adam, kadın, erkek, kimse, insan. Cenaze olsa taput olur. Ona konur. Arapçada böyle cenaze ile beraber melekler gider. Görevli melekler vardır. Allah bu iş için görevlendirmiştir onları. Bu meleklerin bir kısmı rahmet melekleridir. Bir kısmı azap melekleridir. Evet. Bir hadis-i şerifte Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan naklediliyor. Efendimiz şöyle buyurmuş. İzâ merrat bike cenazeten cenazete Yahudi ev Nasrani ev Müslim fekûmû lehâ. Size bulunduğunuz yerdeyken bir cenaze uğrasa, cenaze geçse önünüzden, bu cenaze Yahudi cenazesi olabilir, Hristiyan cenazesi olabilir, Müslüman cenazesi olabilir. Her durumda fakumu leha. Ayağa kalkın. Oturuyorsanız ayağa kalkın. Yürüyorsanız durun. Kavme durmak demek. Felestüm leha takumune. Siz ona kalkmıyorsunuz. O Yahudiye, Hristiyan'a kalkmıyorsunuz. İnneme takumune limen ma'aha minel melaiketi. Onunla beraber melekler var. Azap ve rahmet melekleri var. Onlara kalkıyorsunuz, haberiniz olsun. O meleklere saygı sebebiyle ayağa kalkınız. Evet. Bu ayağa kalkmanın çeşitli nedenleri var. Zaten geçmiş derslerde size de söyledik. İşte o ölümü insana takdir eden, her şeyi öldüren Allah'a tazim maksadıyla kalkılır diyen alimler var. O ölümün dehşetinden korktuğu için kalkan filan diğer var. Bir tür açıklamalar var. Burada kalkın diyor. Siz bu azap ve rahmet meleklerine kalkıyorsunuz. Kalkırız. Evet. Bu korkuyu iliklerinize kadar işlesin, hissedin, ibret alın. Bu sıra bana da gelecek diye unutmazsınız. Kalkınız ayağa, onlara saygı gösteriniz. Evet. Yekulûne sübhâne men teazzize bil kudreti. O melekler derler ki cenazeyle beraber
bulunan melekler, azap ve rahmet melekleri kudretiyle her şeye üstün gelen, her şeyden güçlü olan, gücünün karşısına hiçbir şey dayanamayan, izzet, azamet, şeref sahibi Allah, seni tesbih ederiz, noksanlıklardan tenzih ederiz. Sen yüce bir Allah'sın, hiçbir eksikliğin yok, hiçbir kusurun yok. Sübhanenin manası bu. Hiçbir kusur yok, eksiklik yok. Kudretinle her şeye üstün gelen Allah'sın sen derler. Böyle tesbih çıkarlar. Bu azize kuvvetlendirdiği anlamına geliyor. Şeyde Yasin suresinde biliyorsunuz İsa Aleyhisselam'ın havarileri var. Bu havarilerden birisi de bizim Hatay'a gelmiş. Dini tebliğ ediyorlar. Daha doğrusu bulundukları yerde Yahudilerin şerrinden kaçıyorlar. Biliyorsunuz Yahudiler İsa Aleyhisselam'a babasız adama ne deniyor? Onu söylerler. O kelimeyi söylerler. Bu kürsüye o yakışmaz. Halen de öyle söylerler. Nasıl oldu ya hocam ya? Hristiyanlarla Yahudiler bir oluyor. Zavallı Filistinlileri eziyorlar işte. Müslümanların anasını ağlatıyorlar. Nasıl oluyor? Onları Hristiyanların Yahudiler sevdiklerinden değil. Yahudiler tarihin her devrinde çok zeki, çalışkan millet. Yükseliyorlar. Bu yükseldikleri güç, kuvvet sahibi oldukları için azıyorlar. Cenab-ı Hak'tan bir tokat yiyorlar o azgınlıkları sebebiyle. Fakat akıllı millet çabuk toparlanıyor, bir daha tövbe ediyor. Tekrar yükseliyorlar, bir daha azgınlaşıyorlar. Bir daha hep böyle tarihler böyle inişli çıkışlı. İnişli çıkışlı çok uzun şey var, durumları var. Onlardan kaçmak için, işte İsa Aleyhisselam'ı da öldürmek için teşebbüse geçiyorlar. İsa Aleyhisselam söylüyor, şafakla beraber ben aranızdan ayrılacağım, aranızda bir tanesi de ihanet edecek diye söylüyor. Ve Allah onu semaya çıkıyor. Biz ehl-i sünnet inancındayız. Semaya çekiyor onu İsa Aleyhisselam canlı olarak, ölmeden. Evet, şimdi bazı profesörler olur mu yahu diyorlar. Nasıl olur? Olur yahu. Hiç yoktan var eden Allah İsa Aleyhisselam'ı göğe çekmekten aciz mi? Allah-u Teala her şeye kadir değil mi? Kur'an'da kaç tane ayet var? İnnallâh alâ külli şeyin kadir. Neler, kaç tane ayet? Nasıl olur ya diyorlar, bir insan canlı olarak şeye çekilir mi? Çekilse bile şu ana kadar yaşar mı? Bu kendi hayatlarına kıyas ediyorlar. Bunlar tabii oryantalistlerin eserlerini okuyorlar. Onların etkisinde kalan arkadaşlarımız. Bunu söyleyenler çok var. Çıkmadı diyorlar. Miras mucizesi diye bir şey yoktur diyorlar. Neyse, İsa Aleyhisselam'ın kalan havarileri de zaten tahsilsiz insanlar. İncil filan yazılmamış. O insanlara onları tebliğ etmiş. Hafızasında kalanları, onlar da Yahudilerin işkencelerinden, öldürülme korkusundan dolayı her biri bir tarafa dağılmış. 12 kişi kadar kişi, insanlar bunlar. Bir tanesi de işte Hatay'a gelmiş. Gittiği yerde de puta tapmayın diyor. İnsanlara tapmayın, Yaradan'a tapın. Söylüyor. Oradakiler de koyu putperest. O Hatay'ın kenarlarındaki bağ bahçelerde bunlar İsa Aleyhisselam'a verilen mucizelerden hisseyap olmuşlar. Nasıl Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerine onun izinden giden evliyaullah keramet olarak sahipse, mesela Muhammed Bahaaddin Hazretleri
3 tane delikanlıyı diriltmiş. Peygamberin mucizesi böyle güzel adamlara keramet olarak aksediyor. Bunlara da bu hava, İsa Aleyhisselam da ölüleri diriltiyor, kör olanların gözünü açıyor, hastaları iyileştiriyor. O kenarda, Hatay'ın kenarında o bir adam varmış, hastalığını iyileştirmiş o gelen. O inanmış. Sonra diyor bu tek kişi tabii Hatay'a gelecek. Hatay'dakiler ona çok büyük işkenceler yapmışlar. Feazzezne bisalisin. Üçüncü bir kişiyle biz onları güçlendirdik, kuvvetlendirdik. Ona başka mümin de katılmış. Sonradan arkasından gelmiş. Orada izzet güç, kuvvet demek. Önüne geçilmez güç demek. Allah Teala Hazretleri gücüne hiçbir güç karşı koyamayacağı şekilde aziz. Bir adı da aziz. Kendisi de güçlü, kuvvetli. O melekler bunu söylüyorlar. Kudretiyle aziz olan Allah. Sen noksanlıklardan berisin. Evet. Ve kahara el ibade bil mevt. Kulları öldürmek suretiyle de kahreden Allah'sın. Dünyanın en büyük boksörü değil mi? Bir yumrukta Muhammed Ali şampiyon olduğunda ben maçını seyrettim. O zaman İzmir'deydim. Bir yumrukta adamı yıktığı yere. Saçından da böyle şeyler fışkırdı. Nasıl vurduysa. Adam o şampiyon olardan yere yıkılınca ben dedi iman gücüyle yendim. Ben Müslümanım diye de haykırdı. Evet. Buradan da şunu çıkaracağız şimdi. Dünyada en çok dinlenen program oymuş. Televizyonlarda en çok dinlenen. Şimdi diyorsunuz ya, Sibirya'da adam, Rusya'da adam, Afrika'da adam Müslümanlığı nereden duyacak? Anası babası putperest falan duydu. Muhammed Ali duyurdu. Ben Müslümanım dedi ya. Artık aklıyla yalnız yaradan var demeyle kurtulamaz. Müslümanlık neymiş diye araştırmak zorunda. Duydu Müslüman kelimesini çünkü orada. Zaten şimdi Amerika'da da, Fransa'da da belli zamanlarda Kudüs'ten nakiller yapılıyor, namaz gösteriliyor, Haç'tan nakiller yapılıyor televizyonlarda. Ben gördüm. Pazar günleri Paris'te radyo bahsediyor Müslümanlıktan. Bunu duyduktan sonra La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demezse kafir olur. Mazur değil. Namaz kılmazsa kafir olur. İnkar ederse namazı, kılmazsa günahkar olur. Yani nereden bilsin? Bunları duyduğu için araştırmak zorunda. Duymasaydı, hiç duymasaydı Allah bir olarak bulmakla, bilmekle mükellefti. Namazla, oruçla, zekatla mükellef değildi. Neden? Öğrenemedi. Ama şimdi bunu dünyanın her tarafına, televizyonuna ulaştırıyorlar. Bu mazur değil. Evet, kulları öldürmek suretiyle kahreden Allah. Şimdi ne kadar güçlü adam Muhammed Ali. Değil mi? Bir yumrukla yıktı herif. Dünyanın en büyük güreş pehlivanları, güçlü adamlar. Ama Allah'ın gücüne bak. Bir anda çaput gibi oluyor. Yatıp kalıyor. Yıkayan hocaya, yıkayan cenaze yıkayıcısına ya bana soğuk su döktün, üşüttün diyemiyor. Şöyle ittirdiği zaman ne ittiriyorsun diyemiyor. O hale getiriyor. Cansız. Gücün ne olursa olsun. Firavunlar böyle yapmış, en büyük güçlüyüm diyenleri böyle yapmış. Kulları öldürmek suretiyle kahreden Allah. Evet. Seni tesbih ederiz derler. Derler. Evet, bu kadar değil. Adam iyiyse, beni nereye götürüyorsunuz, niye acele götürüyorsunuz, yetmeyin, kılmayın, bağırır diyor Peygamberimiz. Ama biz duymuyoruz. Duysaydık gömmezdik adamı. Adam da ortada kalırdı. İnsan şerefli yaratıktır. Kokardı, kurt kuş yerdi. İnsana saygısızlık olurdu. Onun için Peygamberimiz
en büyük düşmanlarından birisi olan Ebu Cehil'i bile arasında bulunan Bedir'den sonra insan oldukları için meydanda bırakmadı. Kuyu kazdırdı, hepsini gömdürdü. Kurda kuşa yem olmasınlar, hakaret olmasın insanlığa diye. Bizim inancımız böyle. Evet, bu melekler de böyle söyler, adam da nereye götürüyorsun diye feryat eder ama biz duymayız. Allah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duyurmak istemedim diyor. Böyle bir talepte bulunmadım diyor. Eğer böyle bir talepte bulunsaydım kabirde de bu olur. Kabirdeki adam da, kabir sıkar insanları. Sorgu var. Feryat eder. Size duyurmadım diyor. İnsandan başka herkes duyar onu diyor. İnsanlara duyurmadım. Duysalar çünkü gömmezlerdi, kaçarlardı. İnsana hakaret olurdu, meydanda kalırdı, ortada kalırdı, çürürdü, kokardı falan. Evet, bu azap gören adam öldüğü zaman böyle feryat eder. Müminse, çabuk olun, çabuk olun. Geç kalıyorsunuz der. Bir an evvel kabir cennet bahçelerinden bir bahçe. Oraya ulaşmak ister. Evet. Peygamberimiz böyle haber veriyor. O kuvvetli insanları öldürerek böyle hiç cansız bir et yığını, bir kemik yığını haline getiren Allah. Sen ne yücesin, ne kudretlisin, ne azizsin. Tesbih ederiz derler. Hadis o. Ebu Hureyre'den nakledilmiş. İfadeler değişik. Aynı anlamda birçok hadis var. Lehu şevahid. Bu hadisi destekleyen çok hadis var. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cenazeyi geciktirmeyin. Hep söylüyoruz. Bu vesileyle bir daha hatırlatalım. Evlenme durumuna gelmiş genci evlenmeyi geciktirmeyin. Gece evlenirse ahlak bozulur. Onun ahlakı da bozulur. O ahlak bozulurken çevrenin ahlakı da bozulur tabii. Erken evliliği teşvik ediyor. Borç ödenmişti, vadesi gelen borcu hemen ödeyin. Geciktirmeyin. Ödeyebilecekken borcunuzu ödemezseniz hırsız gibisiniz. Cebinden para çalmış gibisiniz. Gününde ödeyin. İmkanınız varsa. Durumunuz böyleyse. Aynen böylesiniz. Evet, bir de diyor ki cenazeyi acele edin. Neden? Kötüyse diyor, lanet yağar diyor oraya. O lanet size de bulaşır. İyiyse diyor, adamı bir an evvel götürün diyor, cennete girsin diyor. Cennet gibisi var mı? Kabir cennetten bir parça. Onun için acele edin. Şimdi biz acele edini, biz hocalar, siz yanlış anlıyorsunuz. Tesbih çekenin deniz köpüğü kadar, namazdan sonra bizim çektiğimiz tesbihi çekenin deniz köpüğü kadar olsa günahı affolunur diyor Peygamberimiz. Ama Peygamber cenaze acele edin dedi. İnnallâhe yâfirü zünûbe cemî'i amin. Tesbihleri tayyi ediyorlar, siliyorlar. Siz de hiçbir şey demiyorsunuz. Kalbi tesbih 2 dakika sürer, 3 dakika sürer. Böyle müjdeyi tepiyorsunuz. Hoca da tepiyor, siz de tepiyorsunuz. Şimdi bunu söylüyor. Ondan sonra cenazenin başında cenaze imamı 10 dakika nutuk çekiyor. Süslü cümlelerle, şiirler okuyarak. Evet, kıyamet alameti bu arkadaş. Peygamber böyle söylüyor. Bunu yapmıyorlar, acele edeceğiz diye. Orada 10 dakika nutuk çekiyor adam. Niye tesbih çekmiyorsunuz? Şimdi tabii biz isyan edin demiyoruz. Müezzinlere isyan edin demiyoruz da. O öyle dese bile o konuşmayı falan boş verin siz. İbret almayacak adam onu kadar nutuk çekse zaten hiç kalbi sızlamaz. Oraya giderken her zaman namazın arkasında çektiğiniz tesbihleri aynen yürürken cenaze namazına katılırken çekin. İhmal etmeyin. Böyle bir müjde var. Evet. Acele edin cenazeyi. Bundan dolayı bir an evvel belasından kurtulursunuz.
kötüyse, iyiyse de adamı bir an evvel güzelliğe kavuşturursunuz. Cenaze hakkında size bunları söyleyeceğiz. Bir de tabii her zaman yine hatırlatalım. Cenazenin arkasından giderken konuşulmaz. Sohbet edilmez. Evet, sesli zikir yapılmaz. Tekbir getirilmez. Salavat getirilmez. Nara atılmaz. Slogan atılmaz. Din de böyledir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenazede susardı, susulmasını emrederdi. Harp sırasında da susardı, susulmasını emrederdi. Orada palavra yeri değil, kılıcını kullanacaksın, kafanı çalıştıracaksın, düşmanı nasıl alt edeceğim diye onu düşüneceksin. Orada bağırıp çağırma yeri değil orası. Ama şimdi tam tersine ham sofular bizim hocamız diye Allahu Ekber, Allahu Ekber. Buna engel olmamız lazım. Sen engel oldun mu hocam? Evet, elhamdülillah. Sözüm geçtiğimiz bir iki yerde oldum. Bursa'da çok değerli bir amca vefat etmişti. Büyük adamdı. Bakanlık yapmış bir adam dahil. Çok seviyor herkes. Bir başladılar yüksekse, sus dedim, sus! O bakan dedi, kim bu dedi, densiz? Benim dedim. O zaman durdular. Bir bildiğim var ki söylüyorum ya. Ben hocayım arkadaş. Bir bildiğim var ki, o bilmiyor. O başka bilmem neyin bakanı. Seviyor adamı, onun için coşmuş söylüyor. Yok, tırt bağırdım herkese. Aynı şekilde gene Isparta'da çok değerli bir abimiz vefat etmişti. Başbakan filan hepsi oradalar. Gene başladılar tekbir gelesi. Bir bağırdım orada. Ben o adamı seviyorum. Sevdiğim için susturuyorum, bu tekbir yanlış. Tekbir yanlış, salavat getirmek yanlış, slogan atmak yanlış. Aslında slogan atanlar zaten yani neyse yani siz biliyorsunuz nasıl adam olduklarını. Onların dinle şeyle filan ne derece hassasiyetle bilmiyorum oralarını da. Bu yanlış. Arkasından bağıra çağıra ağlamak niyaha yanlış. Benim size söylemem, maksat şu, bağırıp çalırken yanlış suç, bu suçu işleyenler lanetli oluyor. Siz de ses çıkarmaz da oradan gitmezseniz siz de lanetli oluyorsunuz, suça ortaksınız. Onun için duyuruyorum size. Adam ağlıyor bağıra çağıra, sen de yanındasın. Suça ortaksın arkadaş. Gücün yetiyorsa susturacaksın. Kadın erkek, akrabansa sus. Abla diyeceksin, teyze diyeceksin, abi, amca, sus. Ne bağırıyorsun? Bağırma. Ağlayacaksın, usul usul ağla. O caiz, o iyi. Merhamet alametidir ağlamak. Katı kalp ağlamaz. Ağlamak iyi. Ama bağırmak cahiliye putperestlerinin adetidir. Niyaha denir ona. Peygamberimiz kesinlikle lanet edilir diyor, ona diyor. Lanet eder. Melekler lanet eder. Bunu engellemeyen de lanetli olur diyor. Yanında suça ortaksın. Ondan soruyorum. Susturacaksın imkanın varsa, imkan yoksa ondan uzak duracaksın. Yoksa lanet hepimize geliyor. Toplumda şimdi 16 milyon mu, 17 milyon mu İstanbul? Toplumda homoseksüel yok mu? Homoseksüel olan yere lanet yağar arkadaş. Rüşvet alınan, verilen yere lanet yağar. Evet. Açıkta zina edilen yere lanet yağar. Dinimizin emirleri böyle. Buna göz yumarsan o lanet senle de. Oradakilere de. Şimdi Marmara'yla geldik biz. Her taraf dolu, erken gelelim diye. İşte bir iki dakika geç kaldı mı yine geldik. Arabayla gelsek iki saat sonra gelemezdik. Ulan sen ne güzel söyleyin, kabahat da gizli, ibadet de gizli diyorsun değil mi? Doğrudur. Ulan bilmem ne karısınla kızınla sevişeceksen, evinde yap onu ya. Burası Müslüman memleketi.
Tamam, Paris'te olur, Amerika'da olur ama burası Türkiye. Burası Müslümanların yurdu. Bizde iş yok ama bu toprağın altında yatan yüz binlerce şehit var, milyonlarca. Büyük evliyaullah var. Ama şuraya kapıyı kapatıyorlar, dikkat ederseniz. Kanuni ziyarete geleceğiz diyenler, cinayet yaptılar da öyle kapattılar bu kapıyı. Nereden nereye? Bunlar öğretilmiyor, söylenmiyor. Kimse karışmıyor. Bunlara karışmadığın zaman lanet hepimize yağıyor. Bereketsizliğin, huzursuzluğun kaynağı lanettir. Ne kadar maaş versen yetmez. Huzur bulamazsın. Lanet yağıyor çünkü. Onun için emr-i maruf, nehyanil münker, her bir Müslümanın görevi yalnız benim değil, hepimizin sözümüz geçtiği kadar fitne çıkmayacak şekilde mümkün olanı yapmak zorundayız. Yapmazsak hepimiz suça ortağız. Böyle bir şey var. Bu cenaze meselesiyle bunları size arz ettim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne lillahi teala levhan ihta vecihihi yakute. Allah-u Teala'nın levh-i mahfuzu vardır. Levh-i mahfuz. Allah Celle Celaluhu'nun bütün her şeyi takdir etmiş. Bu bilgi onda. Kimse bunu bilmiyor. Kimse bulmuyor, bilmiyor. Ama belki Peygamberimiz biliyordur. Çünkü Necm suresinde Miraç olayında Habibim senden hiçbir şeyi kıskanmadım diyor Allah. Belki onu da göstermiştir, bilmem. Hiçbir şeyi kıskanmadım diye ayet var. Evet. Ama melekler bile bilemez Allah'ın takdiri ne olduğunu. Bu takdir ettiklerinde levh-i mahfuz'a yazar. Bu levh-i mahfuz Kur'an'da var. Levh-i mahfuz Kur'an'da var. O levh-i mahfuz'a yazar. Azrail kimin sırası gelmiş o levhadan alır, gereğini yapar. Aynı anda dünyanın her tarafına. Hocam Sibirya'da ölen adam da o alıyor. Güney Afrika o alıyor. Nasıl olur? O sana göre. Zaman mekan kaydı sana göre. Sana göre. Kitaplarda var. Musa Aleyhisselam'a uğramış. Azrail Aleyhisselam. Merhabalaşıyorlar. Canın alacağım demiş, bir tokat atmış ona. Musa Aleyhisselam güçlü. Durun, ağız düz, dümdüz. Allah'a gelmiş demiş, canını al dedin adam beni bu hale getirdi. Bu tabii meleklerin kendi kılığı değil. Arzi kılığı o. İnsan kılığında gitmiş ona. Demiş, ne dedin? Canını alacağım diyen adama demiş, rahmet mi koyacak? Yanağından mı öpecek? Tabii bir hali. Söyle ona, ben görevliyim, meleğim. Allah beni canını almaya gönderdi, bakalım ne diyecek? Git demiş, bir de demiş ona izin, eğer çok yaşamak isterse şu kadar da yaşa diye izin vereceğim demiş Allah. Bu kitaplarda yazıyor yani. Uydurma hikaye değil bu. Gitmiş, hemen hazırlığa geçmiş Musa Aleyhisselam. Hazırım demiş yani. Peygamber adam Allah'ın emrine hayır der mi canım? Demiş Allah buyurdu ki yaşamak istiyorsa şu kadar da demiş, sonra ne olacak demiş kardeşim Azrail sonra gene canını alacaksın demiş. Küllü men aleyhe fen. Allah'tan başka her şey fani. Yalnız Allah baki. Gene canını alacaksın. O zaman demiş bu iş şimdi olsun demiş. Sonra ne olsa olacağını göre ama demiş şeye beni götür Kudüs'e. Şimdi orada Osmanlılar medrese yapmış. Kırmızı yamaçta peygamberimiz de bahsediyor Miraç hadisinde. Şimdi ben onu şunu söyleyeceğim. Onlar anında geliyorlar, gidiyorlar. Azrail Aleyhisselam gene Süleyman Aleyhisselam'a uğramış. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Süleyman Aleyhisselam yanında da bir adam var. Bakmış listede her gün Hindistan'da canını alacak. Yeri de belli. Nerede öleceği.
Efendimiz diyor ki, bir yere yolculuğa çıkarken ölmeyeyim gidiyorum diye düşünün diyor. Hani siz diyorsunuz toprak çekiyor diye. Dinde yeri var onun. Yani adam memleketinden kalkıyor, otobüse biniyor, bilmem nerede yuvarlanıyor, otobüs ölüyor. Orada ölecek o adam, kaderi orada ölmek. Film yere çekecek, orada ölmek. Bunu düşünün diyor. Vasiyetinizi yapın, helalleşin. Kendinize gelin, hesabınız kitabınızı yapın, yola öyle çıkın diyor. Ölmeye gidebilirsiniz. Evet, öleceği yer belli. Allah demiş. Nasıl oluyor? Süleyman Aleyhisselam'la konuşurken fark etmiş. Azrail Aleyhisselam'ın hayret ettiğini. Demiş, kardeşim anlamadım demiş. Biraz seni hayret etmiş gördüm. Tefsirlerde yazıyor. Ya demiş, ben demiş senin yanında adam var ya, evet. Şimdi o adam böyle o hayretliğinle Süleyman Aleyhisselam biliyorsun Kur'an'da var. Rüzgar emrediyor, bir aylık yola rüzgar attırıyor. Öyle mucizesi var Süleyman Aleyhisselam. Ona vermiş Allah. Adam demiş ki tuh, ben şu anda memleketimde olmam lazım. Orada şu işim vardı, tuh unuttum. Ne olur beni demiş oraya gönder. Azrail Aleyhisselam da gülmeye başlamış. Hayret ettikten sonra. Demiş Süleyman Aleyhisselam, yahu demiş hayret ettin, sonra da gülümsedin. Yahu demiş bu adam ben canını alacağım demiş. Buradan oraya gidiyorum. Uzak bir yere. Ama tam ben bu hayret ettiğim sırada hissede o var. Yeri orası. Adam durdu kendi kendine. Ne olur beni oraya at. Ne olur ben dedi. Sen de emrettin rüzgara. Oraya gitti. Ben şimdi oraya gidiyorum. Adam canını alacağım demiş. Ya Kudüs'ten Hindistan'a gidilir mi lan? Sana göre gidilmez. Onu söylemek istiyorum. Bir anda her yere ulaşabiliyor. Allah ona kabiliyeti vermiş. Azrail Aleyhisselam vermez mi ya? Başkalarına da vermiş. Mesela Bursa'da bu Aziz Mahmut Hüdayi var ya burada Üsküdar'da. Eskici baba var, bir yamacı, ayakkabı tamircisi. Adam evliya adammış. Eskici ayakkabı tamircisi ama evliya adammış. Orada da bir herif varmış. Aziz Mahmut Hüdayi de vali. O adam her sene hacca gideceğim, hacca gideceğim, hacca gideceğim. Para yok, gidemiyor. Hanımı da onurlu bir hanımmış. Gidemeyince de mahcup olurmuş komşularına. Seninki yine başladı. Gidemeyeceği belli. Para yok. Demiş ki bu sene de gidemezsen demiş seni eve sokmayacağım. Kalır böyle. Osmanlı kadın diyorlar ya. Yine gidememiş herif. Sokakta kalmış. Gitmiş eskici babaya. Baba yav demiş böyle böyle oldu. Beni hanım eve sokmuyor. Tamam evladım demiş. Gün gözüm bakayım. Anında Kabe'ye götürmüş komşunu. Evet arkadaş. Bu bir tane değil. Çok var. Ondan sonra orada hemşerilerine tavaf etmişler. Bursalılarla. Zemzemini, hurmasını onlara vermiş. Gelişi özel ya. Ondan sonra kaybolmuş, gelmiş yine vurmuş kapıyı tak tak tak. Hanım aç kapıyı, defol demiş sen benim şerefimi ikbar ettin. Yalancı, hanım değil hacı oldum, defol sözünde inanmıyorum. Sokakta kaldığı için valiye gitmiş. Aziz Mahmut Hüdayi, eski valiler hem kadı hem vali, tam yetkili. Alim adam çok, süper zeki adam. Demiş, tamam. Yalnız demiş, senin hacı olduğuna karar veriyorum için şahit lazım. Anlatmış hikayeyi yani. Demiş, şahidim çok. Hemşerilerimle tavaf ettik. Zemzemimi hurmam ondan getirdi. Çağırmış onları. Evet demişler, beraber tavaf ettik. Kadı olarak, vali olarak bu adam hacıdır diye belge vermiş. Hanımı evine öyle girmiş. Ondan sonra da o Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri valiliği bırakmış. Bir eskici bunu yapabiliyor. Ama vali yüksek adam, tahsilli bunu yapamıyor. Bu iş yanlış demiş. Gitmiş Üftadi Hazretlerine süper zeki, alim adam.
işin aslını bildiği için kısa zamanda o da büyük evladullah'tan olmuş. Yani bu peygamberlere verilen bu mucizeler onun evliyasına da veriliyor. Azrail Aleyhisselam verilmez mi arkadaş? Meleklerin en büyüklerinden birisi Mikail, İsrafil, değil mi? Cebrail, Azrail. Aynı anda her işi birden görebilecek yeteneği var. Öyle gidip şey diyor, bu şimdi her gün o levhaya bakarmış. Kim ölecek, kim iflas edecek, kim zengin olacak, kim neresinde zengin zelzel olacak, batacak, nerede tsunami olacak. Bunlar hepsi var. Şimdi diyorlar ki, yani bu levha mahfuzda meleklerin görev şeyleri var orada, alıyorlar oradan. Kader eksilmez, artmaz. Ölüm, kesinlikle ecel. اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاَعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Ayet. İnsanın ömrü uzamaz, eksilmez. Ayet bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sadaka ömrü uzatır. Sıle-i Rahim ömrü uzatır. Dua ömrü uzatır. Öyle hadisler var. Nasıl oluyor? Evet, diyorlar ki, açıklama. Levh-i Mahfuz'da bu adam anasını ziyaret ederse, Sıle-i Rahim yaparsa, işte 80 sene yaşayacak. Değilse 60 sene yaşayacak diye olabilir yazı. Açıklama bu. Alimin kanaati bu. Ama diyorlar Allah'ın bilgisi zaten anasını ziyaret etmeyeceği de belli olduğu için o hiç değişmez. Ama meleklere böyle bu peygamber bunu söylemiştir. O levhaya göre konuşmuştur. İşte Sıle-i Rahim ömrü uzatır, sadaka ömrü uzatır. O levhaya göredir. O şartlar orada yazabilir diye açıklamalar yapıyorlar. Evet, Allah'ın böyle bir levh-i mahfuzu vardır. O levh-i mahfuzun peygamber anlatıyor onu levh-i mahfuzu. İki yüzünden birisi yakuttur. Evet. Velveçhüsani bir yüzü yakut, bir yüzü ikinci yüzü zümrüde hadra. Yeşil zümrüttür. Yeşil zümrüttür. Kalemuhun nur. Levh-i mahfuza o görevli meleklerin Azrail canları alıyor. Mikail işte şu tabiat olayları. Peygamberlere kime nerelerini götürecek. Bunlar bu yazan, bunları yazı yazan kalem nurdur. Evet. Fihi yahluku ve bihi yarzuku. Cenab-ı Hak ne yaratacak? Oraya yazar. Bugün şu çocuk doğacak. Bugün şu ölecek. Şu zengin olacak. Şu açlıktan ölecek. Hepsini yazar. Görevli meleklerin oradan öğrenirler. Efendimizin hadisi bu böyle efendim. Evet. Ve fihi yuhyi ve fihi yumit. Kimi diriltecek, kimi öldürecek orada vardır. Ve fihi yu'izzu ve fihi yef'alu men yeşâ fi kulli yevmin ve leyle. Kimi yükseltecek, devlet başkanı olacak, kimisi yüksek adam olacak, kimisi de yok olacak. Değil mi? Rusya başkanı bir anda sıfır oldu herif. Dağıldı ortalık. Bunu orada yazar. Allah o görevli meleklerin o levhada bunları görevli meleklerine dilediğini her gün ve gece böyle her gün veya gecede olacakları o kalemlerle o levhayla görevli meleklerine duyurur. Ve indehu kulli şeyin bir miktar. Her şeyin bir ölçüsü vardır. Her şey ölçüye göredir. Başı bozukluk yoktur hiçbir şeyde. Allah gelişi güzel iş yapmaz. Hepsinin bir plan dahilinde, bir kural dahilinde yaratmıştır ve o kurallar cereyan eder. İşte görüyorsun yani güneş doğuyor, batıyor, ay çıkıyor, batıyor, yıldız doğuyor, batıyor. Saat gibi çalışıyor. Bu düzen bozulduğu zaman zaten kıyamet kopacak. O demek kıyamet. O da... O gelen şimdi gittiler, kuyruklu yıldıza indiler.
Yani kurcalarken başımıza yıkacaklar diye korkuyorum ben. Evet. Evet, saati gelince zaten ondan birisi bir dünyaya bir çarpsa toz buz olmaz mıyız? Dağlar atılmış pamuk gibi. Denizler fışkıracak. Ayetler böyle. Olmaz mı hiç? Kocaman. Dünya en küçük yıldızlardan birisi. O koca yıldızlardan birisi bir vursa, o sistem bozulsa, her şeyin ölçüsü var. O ölçüler şaşırsa ne oluruz yani? Ayette böyle diyor yani. Dağlar atılmış pamuk gibi olacak. Koca koyalı büyük dağlar. Evet. Evet, bunlar o levhada görev meleklere orada yazılır. Hazreti Enes'ten bu hadisi nakletmişler. Gene bu hadise dair çok şeyler var. Bu mealde başka hadisler de var. İnne lillahi teala aniye min ehlil ardı. Yeryüzü Allahu Teala Hazretlerinin yeryüzü insanlarından kapları vardır. Kapları, ina, kap. Yemek yiyorsun, çorba içiyorsun, tas, kap, bir şey koyuyorsun içine. Allah'ın da yeryüzünün insanlarından kapları vardır. Cenab-ı Peygamber ifadesi bu. İnsanlardan veya cinlerden. Cinler de var. İnanan cinler de var. Kafir cinler de var. Anarşist cinler de var. Kur'an'da ayetler var. Hacca gidenler bilirler. Hatice anamızın cennet muhallasına giderken ona yakın cin mescidi var. Peygamberimiz orada Kur'an'ı tebliğ etmiş, inanmışlar. Keza Taif'e giderken orada gene cin şey var. Orada da tebliğ etmiş. Orada mucize halen duruyor. Gök kayalar, su mu yok, çıkacak yer değil. Sizi sokmazlar, özel izinle gitmek lazım. Muhammed Mustafa susuz kalmış, gayadan su fışkırmış. O su, yanında bir köy var, oraya kadar geliyor. Osmanlılar da o suyu ark yapmışlar, o köye kadar geliyor. Halen duruyor o su. Ve o su öyle bir su ki, mucize su. Efendimizin su içmesi için Allah'ın bu mucizesi. O gayadan su mu çıkar ya? Çıkmış, gidip görebilirsiniz. O sudan köylüler domates yetiştiriyor, bilmem sebze yetiştiriyor. Domatesin kilosu mesela diyelim Mekke'de 1 riyal ise o domates 5 riyal. Tatlı. Çok para diyor o sudan sulandığı için. Hepsi böyle halen duruyor. Böyle çok mucize var. Şimdi adam çıkıyor, mucize diye bir şey yoktur. Su profesörüne sorabilirsiniz. İstanbul Boğazı'nda üstten Karadeniz'den Akdeniz'e su geçiyor. Alttan da oraya su gidiyor. İki su arasında şey yok, perde yok. Ve iki su birbirine karışmıyor. Çok ilginç değil mi? Yani İstanbul'un pisliklerini işte o akıntıya veriyorlarmış. Öbür temiz olan aşağıda arasında gergi yok. O hiç ona bulaşmıyormuş. Yukarıdan gidiyormuş. Öteki alttan da Karadeniz'e. Burada var bir mucize. Arada gergi yok. Karışmıyor. Cebel Tarık Boğazı'nda Kaptan Kusto da bunu fark etti. Meracel bahreyni yeltakiyani beynehüme berzakul la yabgiyan. İki denizin arasında gergi yoktur. Birbirine karışmazlar diyor Allah. Bu demek ayetin manası. Kusto görmüş bunu. Akdeniz'in suyu başka, Atlas Okyanusu'nun suyu başka. Adam Müslüman falan değil. Evet, bu mucize halen duruyor. Gidip görebilirsin. Böyle mucizeler çok. Hani mucize yoktur falan diyorlar da. Bunlar o sadette size arz ettim. Evet, bu şey de böyledir. Allah'ın yeryüzün insanlarından, yeryüzü ehlinden kapları vardır. İnsanlardan, cinlerden ve aniyetu rabbikum ve aniyetu rabbikum, sizin Rabbinizin yeryüzündeki kabı kulubun kulubu ibadihi salihin, kulubu
ibadihi salihin. Salih kulların kalpleridir. Allah'ın kabı aniye dediği budur. Evet, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini harfiyen yerine getirirler. Allah'ın hakkını Allah'a verirler. İnsanlara karşı nasıl davranacağı Allah'ın emirlerini yerine getirirler. Yaratıkların hakkını yaratılanlara verirler. Bunlar salih kişilerdir. Allah'ın hakkına tecavüz etmezler. Resulullah'ın hakkına tecavüz etmezler. Kuşun, kurdun, insanın hakkına tecavüz etmezler. Her haklı sahibine hakkını verirler. Salih insan olurlar. Salih insan olurlar. Böyle olunca kalpleri Allah'ın nuruyla, feyzi bereketiyle temle ukulu buhum, kalpleri dolar nurla, Allah'ın feyzi bereketiyle dolar. O adamın şimdi işte kalbi nur, feyiz, bereket dolu adam, salih kişinin şöyle bakar, senin kalbinden geçeni okur. Peygamberimiz gibi. Adam öldürmeye çıkmış peygamberimizi. Büyük para vaat etmişler. Kurtularım şundan demişler, git sen berbat bir katilsin. Allah'ın demişler, hadi git. Adam yola çıkmış. Peygamberimiz de sahabesiyle sohbet ediyor. Gelirken bir misafir geliyor demiş. Onu kabul edin. Adam gelmiş, aciz, gariban bir adam rolü yapıyor. Peygamber dibine kadar varacak da onu öldürecek hançer. Yanına varınca hoş geldin demiş. Şu şeyinde sakladığın hançeri demiş, çıkar bakalım. Evet. Peygamberde bu var. Peygamberin izinden giden güzel insanlarda bu var. Senin kalbin okur. Durdun. Sen hazır ola geçersin. Evet. Bunlar kalmadığı zaman zaten gümde yıkılacak. Buna halen var. Kimdir? Sen zamanla rastlarsın. Bilirsin yani. Evet. Bunlar var. İşte bu salih kişilerin kalbi nurlanınca gözüyle, kulağıyla hep böyle şeyler ol. Bunların kalbi Allah'ın kabıdır. Nurunu doldurur oraya. Evet. Nurunu doldurur. Evet. Bunlar kimdir? Bu adamlar, bu salih kullar. Ve ahabbuha ileyhi. Evet. Allah'ın en sevdiği, Allah'ın en sevimli olanı bunların el yenuha. İnsanların kalbi en yumuşak olanıdır. Herkese hiç bağırmıyor, çağırmıyor. Yumuşacık adam. Yumuşacık, bal mumu gibi. İşte böyle olur bunlar. Ve rakkuha. Kalpleri son derece rikkatlidir. Son derece müşfiktirler. Merhametlidirler. Katı kalpli değildirler. Kesinlikle. Katı kalplilik zaten Kur'an'da yeriliyor. Kulubun kasiye. Katı kalpleri Allah yeriyor Kur'an'da. Yanlış. Bunların kalpleri son derece şefkat doludur. Bundan dolayı zaten evliya olurlar. Ubey'in cenazesinde bağırman diye bağırdığım adam bunlardan birisiydi. Elif'i bilmez. Hiç ilmi yok. Ama sokakta bir kediyi araba çarpmış. Topal köpekler görüyorsunuz. Onu alır, veterinere götürür, tamir ettirir, besler. Köpek çiğnemiş, götürür, tedavi ettirir, havlu satar. Havlunun geliriyle geçinir, kimseden para da almaz. Bir tek odası var. Evet, kalbi bu kadar müşfik. Hayvana böyle yapan insanlara merhamet etmez mi? Tabii, onlara da bundan rütbe kazanır. Yani ben çok ibadet etmiyorum demiyorum.
Allah emri, ibadet, ibadet Allah'ın emri. Yalnız ibadet etmekle rütbe kazanılmıyor, onu söylemek istiyorum. Bazen işte bu kalp bir müşfik olmasından kazanıyor. Sonra diyor yumuşak adam, ondan kazanıyor. Allah'ın sevimleri böyledir. Son derece yumuşak adamlardır. Son derece ince yürekleri vardır. Son derece merhametlidirler. Evet. Böyle insanlar vardır. Yeryüzünde bunlar Allah'ın yeryüzünde kapılarıdır. Bunların arasında çeşitleri var. İşte tasavvufta kutup, kavs, dörtler, yediler, kırklar, evet diye gruplara ayırmışlar. 300'ler insanların içerisinden seçilir bunlar, 300 meclise. Bunlar kimse bilmez. Kırklardan birisi vefat etti mi, 300'lerden birini oraya terfi ettirirler. Allah ettirir tabii. O yedilerden biri öldü mü, 40'tan birisi 7'ye. 4'ten birisi kayboldu mu, 7'den biri oraya. 4'ten biri 2'ye. 2'den biri kutuba. Kutup vefat etti mi oraya. Böyle halen bu sistem devam ediyor. Kıyamete kadar da devam edecek. Ondan sonra zaten kıyamet yıkılacak. Bu hadis de ona işaret ediyor. Allah'ın kapılarıdır. Onlar tasarruf sahibidir. Onlar dua etmese, onlar olmasa çoktan işler karışır. Evet, o amca Afganistan'da Ruslar çarpışıyordu. Bir ziyaret ettim de, bak hoca dedi, dağda dedi savaştım bu gece. Biz dedi hep Müslümanlara yardım ediyoruz hepimiz. Kimlerse onlar yani. Yuvarlandım dedi, bak dedi, cizildi elim dedi. Elin yarasını gösterdi bana. Öyle insanlar halen var. Bunlar kalmadığı zaman zaten otorik. Bu da hadis de onları işaret ediyor. Salih kişilerin kalpleri Allah'ın kabıdır. Allah'ın kabıdır. Öyle diyor Peygamberimiz. Ebu Anebe, İnebe adındaki sahabiden bu şey etmiş. Şimdi Gümüşhaneli Hazretleri camimizin önünde yatıyor. Kanun dibinde türbesinin bu kitabı yazan diyor ki bir bardak, aha burada var. İçi su dolu. Buna başka bir şey katabilir misin arkadaş? Başka bir şey girerse su ne yapar? Dökülür. Kalbini diyor başka şeyle doldurursan diyor bu Allah'ın nuru feyzi dolmaz oraya diyor. Allah'ın kabı, kalbin Allah'ın kabı olacaksa diyor, kalbine diyor öyle kirli işleri sokma, haset, fesat, kin, onları boşalt diyor. Yoksa diyor Allah'ın bu şeyi girmez diyor, onu misal vermiş. Dolu bardağa diyor, su dolurken başka bir şey ilave edebilir misin? Bunların kalpleri öyle, sırf Allah sevgisi, Allah aşkı, peygamber sevgisi, aşkı ile doludur. Her şeyler onların emrine uygun, salih kişilerdir. Evet, bu Ebu İnebe sahabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Müslüman olmuş, onu müminken gören adamlara sahabi deniyor. Evet, onlara sahabi deniyor. Hepsinin sonunda ravisi hakkında böyle bilgi var. İnne lillahi melaiketen. Allah-u Teala'nın bir takım melekleri vardır. Tantıku ala el sünneti beni Adem. İnsanların diliyle konuşurlar. Yeryüzünde Allah'ın melekleri vardır. Ya da şöyle diyelim. Bazı insanlar vardır. Meleğin lafını ederler. Peygamber öyle söylüyor. Bazı kişiler vardır. Yeryüzünde Allah'ın melekleri vardır. Bunları bu insanların diliyle konuşur. Ya da bu meleklerin dediğini onlar söyler. Aynı manaya. Evet. Bu insanoğlunun diliyle konuşur.
bima fil mer'i minel hayri ve şerri. İşte nereden biliyor ya o? Melek'te o. Melek sözünü söylüyor sana. Söylüyor sana. Bunlar onlarla hemhaldir. Meleklerin sözünü onlar söylerler. Bazen sen öleceksin, kurt parçalayacak. Melekler ona bildirirler, o da konuşur. Melekler o insanın diliyle konuşurlar. Bunu da Hazreti Enes'ten nakletmişler. Tabii bunlar hassas konular. Ama İsa Aleyhisselam'la ilgili anlattım, arz ettiğim gibi bunlar var. Hazreti Ömer hutbe okurken hutbe mesela diyelim yalan söyleme konusunu istiyor diyelim. Yani siz diyorsunuz atıyorum diyorsunuz ya. Hutbe okurken ya Sariye Cebel diye bağırmış. Allah Allah hiç ilgisi yok. Meğer o zaman onun Azerbaycan'da Sariye kumandan İslam ordusunun başında insan bu gaflete düşebilir. Düşman onu dağın arkasından çevirme hareketine girişmiş. Medine'den onu görmüş Hazreti Ömer. Ya sahibi Cebel dağa bak, dikkat et. Bağırmış, ondan fark etmiş düşman çevirmesini, kurtulmuşlar yok olmaktan. Sonra sahabiler şaşırmış. Sariye gelmiş, seferi tamamlamış. Ya falan tarihte hutbe okurken şu saatte Ömer böyle bağırdı. Senin adın andı. Ne oldu? Evet demiş. O saatte onun sesini duydum. Düşman askerimin çevirme yapıyormuş. O sayede kurtulduk. Evet. Bu iş böyle. Hani böyle melekler vardır. Onların diliyle konuşur. İmam-ı Azam da anlattım size. Ders anlatırken Ebu Yusuf'un gözüne bakmış. Yakup oğlum demiş. Yarasadın sütü demiş insan menisine benzer. Dersle hiç ilgisi yok. Onu görmüş. Hazreti İmam-ı Azam vefat etmiş. Aradan yıllar geçmiş. İmam Ebu Yusuf baş kadı olmuş. Harun Reşit zamanıdır. Harun Reşit'in güzel bir karısı varmış. Ona dedikodu çıkmış sarayın bir adamıyla. Herkes demişler odasına girip çıkıyor işte falan. Baş kadı olarak gitmiş odasına. Artık karar verecek. Ya rejim olacak hanımı zina yaptığı için ya da berat. Tam bakmış yatakta böyle insan menisi soğudu, kuruduğu zaman sertleşir ya. Tam gereği düşünüldü. Hanım zinacı diyecekken çık 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 bir laf duymuş. Bir bakmış yarasa yuvası var. Odanın tepesinde başlamış hüngür hüngür ağlamaya. Bir yer İmam-ı Azam yıllar sonraki olayı o zaman görmüş. Nasıl görüyor arkadaş? Aa, bu melekler ona haber veriyor. Allah'ın böyle melekleri vardı insanların diliyle konuşur diye. Öyle aralarında ona ağlıyor. Hocam bunu görmüş. Gereği düşünüldü. Hanımın namuslu kadın, iffetli kadın. Böyle bir şey yok. Yavrusunu emzirirken yavrusunun ağzından süt taşmış. Aşağıda kurumuş. Mesele bu. Yani insanlarda böyle şeyler vardır. Ama bunlar az olur. Çok değil. Şimdi adam bir hoca efendi vefat ediyor. Hemen oğlunu getiriyorlar. Sen bizim hocamızsın. Oğlan namaz kılmıyor, abdest almıyor. Oğlan babadan oğula geçer mi bu iş? Yani şimdi bunlar istismar ediliyor. Ama bunlar var. Böyle insanlar hadiste var görüyorsunuz. Böyle kimseler var diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnne lillahi teala fi kulli cevmi cumatin sittü miyeti elf. Bu müjdeyi de verelim de bitirelim. Her cumatik Allah Celle Celaluhu her cuma cuma günü muazzam gün. Kainat o gün yaratıldı. Bitirdi. Cumartesi gün bitirdi. Arşa istiva etti diyor Allah. Onun için Yahudiler cumartesi gün tatil yapıyorlar.
Allah dinlendi diyorlar, biz de dinleneceğiz. Ulan Allah yorulur mu be? Evet, dünyanın en akıllı adamı biziz diyorlar ama Allah yoruldu, dinlendi diye. Cumartesi tatil yapıyorlar onlar. Adem Aleyhisselam o gün yaratıldı. O gün cennete kondu, o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamette cuma günü kopacak. Hayvanlar, Efendimiz'in hadislerinden arz ediyorum bunları, manasını. Kuşlar birbirine söylüyor, komşu haberin var mı? Farkında mısın? Bugün cuma, kıyamet kopabilir, dikkatli ol diye her sabah birbirlerine hayvanlar şey derlermiş, haber verirlermiş. Kuşlar, evet şimdi cuma gün böyle muazzam bir gün. Cuma günü mazı siz de cumaya önem vereceksiniz. Cuma günü boy abdesti güzel güzel yıkanır, kirlerini giderir. Aynı cünüplükten kurtulmak için olduğu gusül abdesti gibi boy abdesti alır, temiz elbiselerini giyer, evden erkenden camiye gider. Camide hutbe dinlerken asla konuşmaz. Siz dinliyorsunuz, ben gördüm. Ta uzaktan gelmiş, büyük bir cami yapıldı ya, Mimar Sinan Camisi. Biz de çağırdılar, gittik. Diyor ki yanındakine, buradan çıkınca nereye gidelim? O diyor ki, şuraya, yo, oraya gitmeyelim. Cuma hutbe kusuyor diyor. Uzaktan cumaya gelmiş. Mümin bu adam. Cumaya önem veriyor. Ama hutbe dinlerken konuşuyor. Kulağımla duydum da arz ediyorum. Yalnız orada değil. Başka yerde de. Şimdi ezan okunuyor. Cuma hutbesi başladı. Hoca şura minberin dibine geldiği anda hutbe başladı. Sus! Hutbeyi dinlemek farz. Hutbe cumanın yarısı. 4 rekat öğlen namazının 2 rekatı hutbe, 2 rekatı cuma namazı kılıyor zaten. Hutbe yok, cuma yok. Arkadaş. O kadar önemli. Ve izâ gur'el Kur'ânu festemi'û le vensitû le'allekum turhamûn. İmam-ı Azam'ın şeyi. Ben hep ona göre konuşuyorum. Hep söylüyorum, hatırlatıyorum. Başka mezhepleri karışmıyorum. Evet, memleketimizin çoğunluğu Hanefi olduğu için hep bu üzere gidiyorum. Kur'an okunduğu zaman Allah'ın zikri. Şarkı mı söylüyor hutbe orada? Ayet hadis okuyor. Zikrediyor. Evet, susun. Dinleyin. Festemi'u. Vensitu. Susun, dinleyin. İmam-ı Azam'ın delili bu. Onun için dua edilmez. Hutbe okurken namaz kılınmaz. Amin denmez. Amin. Hocam senin dediğin çok güzel. Ben de aynı şeye katılıyorum demek. Amin. Dua ediyorsun yani. Amin denmez. Namaz kılınmaz. Ezan okunduğu zaman ezanı susacaksın, dinleyeceksin. Ezanın müezzin söylediklerini söyleyeceksin. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Hayalese la havle. Bunları söyleyeceksin. Ama hutbe minbere oturuyor hoca, müezzin ezan okuyor, iç ezanı diyorsun siz ona. Esas cuma ezanı odur. Dinleyeceksin, katılmayacaksın. Dışarıda onu söyleyeceksin, bitirince de ezan duasını okuyacaksın. Anamın sütü gibi diyor, şefaatim ona helal olsun diyor, hadis bu. Ama kural, hutbe okurken dinlemek olduğu için, siz dinliyorsunuz. La ilahe illallah. Etme gözüm. Sen Hanefisin, yanlış. Peygamberimiz buyuruyor efendim. Sus dese diyor, o da kaybeder diyor. Sus diyen de kaybeder diyor. Maalesef bununla bilinmediği için hemen katılıyorsunuz. Katılıyor cemaat. Evet, Hanefi mezhebinde böyle bunu arz ediyorum size. Boy abdesti aldınız güzel, karıyla kavga etmediniz. Yolda biri gelir, şşt duydun mu? İbadet başladı, camiye gitmek ibadet. Hiç dedikodu, şeytan gönderir onu. Arabayla geliyorsan yanlış hareket yapan herif çıkar önüne. Hay senin demeyeceksin. İmtihan şeytan gönderiyor. İbadet başladı.
kimseyle kavga etmeden, dedikodu etmeden, ağzını bozmadan ibadete yaraşır şekilde camiye geldi. Camiye girerken Bismillah dedi, savayla girdi. Hutbeyi sessiz dinledi. Peygamberin hadisi var. Evet. Sonra cuma namazı bitti, çıktı gitti. Gufre lehu ma beynehu ve beyne cumatil uhra ve ziyatetü selase diyem. Muttafakun aleyh hadistir. Bu cuma ile bundan evvelki cuma. 3 günde fazlası 10 günlük günahları silinir diyor. Arkadaş. Şimdi cuma böyle mübarek bir gün. Cenab-ı Hak da cumanın şerefine güzel yaparsan cumayı, saygı duyarsan cuma günü. Ne diyor bak peygamberimiz? Her cuma günü Allahu Celle Celaluhu sittümet elf atik 600 bin sittümye elf 600 bin kimseyi mümini cinlerden de olabilir insanlardan 600 bin kişiyi her cuma günü evet yu'tikuhum minen nar cehennemlikken çıkarır azat ederdi. Her cuma bu. Efendimiz hadisi bu. Cumayı böyle önem verirseniz, böyle güzel geçirirseniz ve o kadar önemli, her cuma 600 bin kişiyi Allah cehennemden salıverir diyor. Kulluhum kat istevcebun nar. Daha ölmedi ama yaptığı hareketlerle adam cehenneme gidecek. İmtihanı kaybedecek. Cehennem ateşi kendisine gerekmişken bu 600 bin kişi kulluhum vaffetti 600 bin kişinin her birine cehennem ateşi gerekmişti. Bunlardan 600 bin kişi her cumayı Allah affeder. Allah affeder. Buyuruyor güzel peygamberimiz. Onun için cumaya önem verin. Camiye erken gidin. Cuma'da hutbe okurken sakın koşmayın. Cami içinde anlayasınız diye söylüyorum. Bazen çok kelimeler şeyi kaşıyor ama gevezelik etmeyin. Ben de konuşuyorum ama ayet hadis okuyorum. Arkadaşını rastladın. Hoş geldin. Nasılsın? Bu gevezelik değil. Ama işte o diyor oturmuş oraya. Çıkınca hangi kahveye gidelim? Şuraya. Oraya gitmeyelim. Falan. Bu gevezelik. Böyle derseniz camide Abdullah Mesud diyor ki odun topluyorsunuz, yığıyorsunuz, bir ateşe veriyorsunuz. O kocaman harman olan odun yanınca ne oluyor? Bir avuç kül. Sevaplarınızı öyle yakıyorsunuz diyor. Cami ibadethanedir. Orada boş laf edilmez, gırgır edilmez. Gırgır geçilmez. Ama söyle sen kendin dinle. Söz geçiremiyoruz kimseye. Caminin içinde şakalaşmalar falan. Burası cami. Saygın olacak. Cami saygın yer. Sen de saygı duyacaksın. İşte görüyorsunuz. Böyle saygı duyarsanız cuma günü 600 bin cehennem ateşi hak etmişken her cuma 600 bin kişiyi salıverir diyor. Allah Celle Celaluhu güzel peygamberimiz Hazreti Enes'ten nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.